Altın Rehber'de bugünkü durağımız Fethiye'deyiz ve bol adrenalini içeren yamaç paraşütü sporumuz hakkında bilgi edineceğiz. Yanımda Sky Sports Paragliding'in hem ortaklarından birisi, aynı zamanda da müdürü olan Onur Ertaş Bey yanımda. Merhabalar Onur Bey, hoş geldiniz. Merhaba, iyi çalışmalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Bize biraz yamaç paraşütünden bahsedebilir misiniz? Yamaç paraşütü sporu serbest paraşüt baz alınarak yamaçtan kalkmak suretiyle yapılan, daha çok paraşütten ziyade bir hava aracı olan bir spor dalı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, dünyada gitgide yaygınlaşan bir spor. Peki Onur Bey, yamaç paraşütü yapmak için öncesinde bir hazırlık gerekiyor mu? Deneyimli pilotlar eşliğinde Babadağ'a çıkan yolcularımız bu pilotlar eşliğinde küçük bir briefing sonrasında atlayışa hazır hale geliyorlar. Uçuşumuz yaklaşık 35 dakika sürüyor ve Belce Kız Plajı'nda son buluyor. Peki yaş sınırı var mı bu sporu yapmak için? Yaş sınırı 4-5 yaşından itibaren küçük çocukları ve fit olmak kaydıyla üst yaş sınırı da herhangi bir şey aramıyoruz. Onur Bey, izleyicilerimiz muhakkak ki merak ediyordur. Yamaç paraşütünü diğer sporlardan ayıran özellikler nelerdir? Yamaç paraşütünü diğer sporlardan ayıran en büyük özellik bizim havada olmamız özetle. Bu spor güvenlik sınırları dahilinde yapıldığı sürece diğer sporlardan çok daha tehlikeli kabul edilemez. Son derece güvenli, uygun şartlarda, uygun koşullarda, deneyimli pilotlar ve güzel malzemeler eşliğinde yapıldığı sürece güvenli ve huzurlu bir spor dalı diyebilirim. Onun dışında uçuş sırasında müşterilerin isteği doğrultusunda yapılan akrobasi hareketleri de bu işe biraz heyecan katmıyor diyemeyiz. O da gayet heyecanlı bir sonuç doğuruyor tabii. Gerçekten hem adrenalin yüksek, hem heyecanlı, hem de dediğiniz gibi güvenilir. Yani izleyicimiz özellikle bunu çok merak ediyorlardır. Soracaktım ama siz zaten hislerime tercüman oldunuz. Güvenli bir spor olduğunu buradan söylüyorsunuz. Bir kez daha o zaman alalım sizden. Tabii ki bu işi burada 20 küsur senedir yapıyoruz ve gayet güvenli olduğunu, hiçbir sıkıntı çıkmadan güvenli bir şekilde deneyimli pilotlar, düzgün malzeme ve uygun hava koşulları dahilinde yapıldığı sürece diğer sporlardan çok da farklı olmadığını söyleyebilirim. Peki Onur Bey, kişiler tek başına mı yapıyorlar yoksa bir hoca eşliğinde mi, ya da isterlerse tek başlarına da yapabiliyorlar mı? İsterlerse tek başlarına da yapabiliyorlar. Tabii ki tek başına yapmak için diğer sporlarda olduğu gibi bir eğitim gerekiyor. Bu eğitim deneyimli eğitmenler eşliğinde verildiği sürece kişiler tek başına da buna yeterli zamanlarını ayırdıkları sürece yapabilmekteler. Eğitim ne kadar sürüyor? Başlangıç eğitimi bir hafta civarı sürer. Ondan sonra bu demek değil ki tabii kişiler herhangi bir gözetim altında olmadan tek başlarına bir yamaca çıkıp uçsunlar. Ondan sonra eğitim devam ediyor. Havacılık bir disiplindir. Dolayısıyla başlangıç kursu bittikten sonra uçuşa devam etmek isteyen öğrenciler de bir gözetmen eşliğinde uçuşlarını güvenli bir şekilde yapabiliyorlar. Son olarak özetleyecek olursak, izleyicilerimiz Sky Sports Paragliding'i neden tercih etsinler? Yaklaşık 20 küsur senedir, 22 senedir aynı isimle Ölüdeniz Fethiye'de faaliyet gösteren firmamız 14 bay, bir bayan pilotla, aşağıda 10 kişilik profesyonel ofis ekibiyle uzun süredir hizmet vermektedir. Bizi ayıran en büyük özelliklerden biri servisimiz ve pilotlarımız. Pilotlarımızın birçoğu dünya şampiyonasında yarışan, aynı zamanda Türkiye şampiyonu, Türkiye rekortmeni olan pilotlardır. Dolayısıyla izleyicilerimiz herhangi bir tereddütleri olmadan bize ulaşıp bu sporu güvenli bir şekilde yapabilirler. Onur Bey, çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok hoş bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Evet sayın seyirciler, siz de bu bol heyecanlı, adrenalin içeren sporu yaşamak istiyorsanız sizi Fethiye'deki Sky Sports Paragliding yamaç paraşütüne bekliyoruz. Altın Rehber'in bugünkü programından sevgiler. Haftaya farklı sektörde, farklı yerlerde olmak dileğiyle. Hoşça kalın.